birinci öğretimden katkı payı alınması, yani harçlar tamamen kaldırılmıştır. Hacettepe'li 12 öğrenci de bundan 16 yıl önce sadece bunu istemişlerdi. Yani parasız eğitimi. 1996 yılıydı. Öğrenci harçlarına %350 oranında zam yapılmıştı. Öğrenciler sokaklara dökülmüş, polis copuyla karşılaşmışlardı. Yine o günlerde bir grup Ankaralı üniversite öğrencisi bez bir afişin üstüne "Paralı eğitime hayır" yazdı. Bir öğrencinin beline sarıp gizlice meclise soktu. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumdayken, televizyonlardan milyonlarca kişi o oturumu izlerken o pankartı açtı. Türkiye parasız eğitim talebiyle 28 Şubat 1996 günü işte böyle tanıştı. Öğrenciler apar topar meclisten çıkarıldılar, gözaltına alındılar. Sonrasında örgüt üyeliğiyle kalemli çete olmakla suçlandılar. 96 yıl hapis cezası istemiyle yargılandılar, yıllarca hapis yattılar. O pankartın açılmasının üzerinden 16 yıl geçti. Bu süre içerisinde pek çok kez parasız eğitim pankartları açıldı. Başka pek çok öğrenci de bu pankartlardan dolayı yargılandı, hapis yattı. Ama o ilk pankart Türkiye'de parasız eğitim taleplerinin hep sembolü olarak kaldı. İstenmişti YÖK tarafından, ancak Başbakan Erdoğan devreye girdi ve Maliye Bakanlığı YÖK'ün bu yüksek zam taleplerini kabul etmedi. Bu yönde bir açıklama geldi elimize ve zam oranlarının %8 ile sınırlı tutulacağı belirtildi. Yani YÖK'ün istediği %100'den başlayıp %300'e varan zam oranlarının yapılmayacağı, Maliye Bakanlığı tarafından bu zam oranları kabul edilmedi ve zam oranlarının %8 ile sınırlı kalacağı
Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı ve bu konuyla ilgili son görüşmeler, daha doğrusu nihai karar yarın toplanacak. Bakanlar Kurulu'nda verilecek. Bu yöndeki bilgi de elimize ulaşmış durumda. Evet, üniversite öğrencilerini ve ailelerini rahatlatacak. Öğrencilerin sokaklara taşımak sesini, harç isyanının sesini başbakan duydu. Öğrenci harcı zammında hükümet köke durdu. Harç eğilimi bugün başbakanın kapısına kadar dayandı ama Erdoğan kararında en çok Sakarya'daki o dönerci yaşadıkları eylemler, atılan sloganlar, yenilen dayaklar sonuç getirdi. Bakanlar Kurulu ülke bir dakika dedi. Harçlara bu kadar zam olmaz. Zaten öğrenciler bugün de başbakanın kapısındaydı. Yurt %100 hatta %500'e varan oranlarda zam teklifi götürmüştü. Öğrenciler ayaklandı. Bu eğitim hakkının engellenmesidir dediler. Belki de en etkili eylem geçen hafta Ankara'da oldu. Sadece 6 kişiydiler ama çok ses getirdiler. Öğrenciler başbakanı Sakarya Caddesi'nde döner yerken yakaladı. Tepkilerini en yüksek makama gösterdiler. Karga solun varıya kapaça gözaltına alındılar ama başbakan da seslerini duymuştu. Sen burada döner yemesin diyerek boğazına dizdik. Geri adım atmak zorunda kaldı. Hemen Maliye Bakanı'na talimat verdi Erdoğan. Maliye çalışmasını tamamladı. %500'lerdeki zamlar %8'e çekildi. Ne değer geçti ne de sürtünüp geçti. Zamma son şekli Bakanlar Kurulu'nda verildi. Ve o bakanlar toplantıdayken öğrenciler de hemen kapıdaydı. Başbakanlığın önünde. Pankart bir taktik. Teşekkür etmeye gelmediler. Eğitimin tamamen parasız olmasını istemek için oradaydılar. Bu harç üniversitede tutmaz. Bizden de %5 çıkmaz. Başbakanlığın önünde yine geniş güvenlik önlemleri alındı. Öğrenciler aynı öğrencilerdi. Başbakanı döner yerken protesto edenler. Ama bugün polis müdahale etmedi. Onlar açıklamalarını yaptılar, sonra ayrıldılar oradan. Üniversitelerin, bu ülkenin üniversitelerin, AKP'nin başbakanlığına da, AKP'nin bakanlar kuruluna da, yüksek öğretim kurulu, YÖK'e, Yusuf Ziya Özcan'a da verecek 5 kuruş parası yok. Öğrenciler bu sözlerle başbakanlığı terk etti. Haksızlığa tepkisiz kalmadılar. Seslerini çıkardılar. Her şeyi göze alarak. Ve kazanan onlar oldu. Harç kredilerindeki artış geçmiş yıllardakine benzer tarzda %8'dir. Söylendiği gibi %300, %500 tarzındaki bir iddia tümüyle yalan. Yılan bize yıldıramaz! Bak yılan bize! Önce polisi taklit edip arkadaşlarını copladılar. Ardından üniversite standlarını işgal edip görevlilerle tartıştılar. Görüntüler İstanbul Taksim'deki öğrenci eyleminden. Boş mu yaptınız? Ben size su tıksam. Biber gazıyla 80 biber gazı size copla dalsam size boş mu? Olur mu yani şimdi? Bir grup öğrenci toplumsal olaylarda polisten gördükleri şiddeti ve paralı üniversiteleri protesto için bir araya geldi. Eylemlerinde rol yeteneklerini de konuşturdular. 3000'e kaç kilo veriyorsun sen bunu? Abla 3000'e. Ablacığım sen onu bırak bak gel de ben de çok güzel mühendislik diploması var. Efendim üniversitemizde yok yok. Her şey şahane bir üniversite burası. Hocalarımız şahane. Çünkü yasayla kurulmuş olan bir statüyü ancak yasayla değiştirmek mümkün. Oysa katkı paylarının alınmaması Bakanlar Kurulu kararımızda gerçekleşmiş oldu. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, üniversitelerde birinci öğretim ve açık öğretimde kaldırılan harçların ikinci öğretimde neden kaldırılmadığına bu yanıtı verdi. İşte tam da bu açıklamanın ardından başkentte bir grup öğrenci kolektifleri sokağa çıktı. Tıpkı birinci öğretim gibi ikinci öğretim harçlarının kaldırılmasını istediler ve eylem yaptılar. Üniversiteler arasında ikilik yaratan bu karar anayasadaki eşitlik ilkesine dahi uymamaktadır.
Ücretsiz eğitimi harçlara indirgeyen ve öğrencinin eğitim sürecindeki temel haklarını es geçen yanlış anlayış, giderek artan eşitsiz eğitim koşullarını daha da keskinleştirmiştir. Önce Yüksel Caddesi'nde toplandılar, sonra da Başbakanlığa yürüdüler. Sloganlar ve ellerinde pankartlarla. Üniversitelere daha fazla bütçe ayrılmalıdır. Harç kredileri borcu tüm üniversitelerin ödenmelidir. Gerçekleşmesi için başta harçlar olmak üzere ulaşım, barınma, beslenme ve sağlık gibi harçların kaldırılması öğrenci yararına bir uygulamaysa şayet daha fazla maddi kayba uğrayan ikinci öğretim öğrencileri neden bu uygulamadan yararlanamamaktadır? Gerçekleştirene kadar mücadele edecek miyiz? Evet! Düştü bir şekilde duyurulur mu? Duyurulur arkadaşlar! Ne zaman? Peki o zaman. Leş! Düştü bir şekilde duyurulur mu? Bu yaşları geri çektirecek.